Hanımlar beyler hoş geldiniz. Bugün 2 yıl 9000 kilometredir. Bu arkadaş bana ne yaşattı? Kronik sorunları neler? Artıları, eksileri, Phaser'ı mı, Hornet'i mi, bunu mu almalı? Anlatıyorum. Öncelikle biraz teknik özellik verelim. 12.000 devirde 98 beygir üreten, enjeksiyonlu, racing ruhlu, 2004 model GSXR 600'den devşirme bir motor var. 3000 devirden itibaren sizi alıp götüren torku orta devirlere yığılmış. 8000-12000 bandında keyifli, sıralı 4 silindir Japon arkası. Bu motorla beraber şıkır şıkır çalışan, debriyajsız bile pürüzsüz geçişler sunan 6 vitesli şanzıman gayet keyifli. 209 santim aks aralığı ve 25 derecelik rake açısı ile virajlarda da gayet kıvrak. Önde ön yükleme ayarı yapılabilen süspansiyonları ve arkada ön yükleme ile beraber rebound ayarı yapılabilen süspansiyonlar gayet yeterli. Önde çift disk, çift piston, arkada tek disk, tek piston frenler gayet sıradan. 2007 ve sonrasında gelen bazıları ABS opsiyonuna sahip. Ön çamurlukta ABS yazısı, göstergede ABS ışığı ve tekerlerdeki ızgaradan ayırt edebilirsiniz. Süpersport'tan bıktım, ay belim vay boynum diyenler için dik, hafif öne eğik bir oturuş pozisyonu var. Alüminyum şase sayesinde kuruda 185 kilo ağırlığa sahip. ABS'lilerde bu 189'a çıkıyor. Süpersport ruhlu şase sayesinde ağırlığın çoğu ön tekerde. MT serisi gibi sürekli tekere gelme, gidon tokatlama gibi sorunları yok. Tabi tekere de biraz daha nazlı geliyor. Ama birinci ve ikinci viteste sadece gazla 8000 devir civarında tekeri alabilirsiniz. Genelde şehir dışı yollarında sürerek ortalama 100 kilometrede 5-5,5 civarında tüketiyorum. 6. vites 90'la yol alırsanız 3,5 lireleri dahi görebilirsiniz. Son hızı 260 civarı. Ben 240'da yusufladım. Zira o hızlarda motorun üstünde tutunmak bayağı bir zorlaşıyor. 200 kilometre üstü hızların peşindeyseniz grenajlı bir model almanızı öneririm. Parça sorunu yok. En ufak vidasına kadar yetkili servisten veya suzukibikeparts.com'dan tedarik edebilirsiniz. Çıkma parça da bol ve ucuza bulabilirsiniz. Tüm 4 silindirliler gibi hararete meyilli ama öndeki kocaman radyatör 97 derecede devreye girip hızlıca motorunuzu soğutuyor. Şimdi bu motoru kim almalı? Sürücüleri yeşil yelekliler ve beyaz pamuklular olarak ayırırsak bu biraz pamukluların tarafında kalıyor. Bu motosikleti alacak adam rahatına düşkün, 4 silindirin çıldırışıyla adrenalini hissetmek isteyen
Önümde cam olunca kendimi durduramıyorum. Azıcık rüzgar çarpsın, beni rahatsız etsin, yavaşlatsın diyen adamın motoru. Gelelim bugünün dikenlerine. 6500 devirden itibaren başlayan hafif bir titreşim var. Ama bu titreşim asla uyuşma yaratacak düzeyde değil. Ulan nabzımı atıyorum bir bakayım der gibi. Yani özellikle kontrol etmezsen fark etmiyorsun. Şasisi kırılıyor diyorlar. Evet kardeşim kırılıyor. Şasemizin ön kısmı tamamen alüminyum. Önden kaza yapıldığında özellikle boğazdan kırılıyor. Alüminyumun kaynağını yapan çok ama asla ilk hali gibi sağlam olmuyor. Ben kaynaklı motoru asla almazdım ama tercih sizin. Sıfır şaseyi servisten almak isterseniz de 3300 euroyu gözden çıkarmanız lazım. İkinci vites dişlisi sorunu kronik mi? Evet bu sorunu sık duyuyoruz. İkinci vites dişlisi ve karşılığı zamanla aşınıp gaza yüklendiğinizde kendiliğinden boşa düşebiliyor. Bu normalde de birçok motosikletin başına gelen bir sorun. Ama namı değer Suzuki Recep ustamız der ki özellikle GSR 600 ve DL 650 V Storm'da bu durumu diğer Suzuki'lere göre daha sık yaşıyoruz. Lakin ben bunun kullanıma da bağlı olduğunu düşünüyorum. Zira 80.000 devirip bu sorunu yaşamayan arkadaşlarımız var. Ben de 68.000'deyim ve böyle bir şey yok. Ha olur da başınıza gelirse ikinci vites dişlisi 80 Euro civarında. Karşılığı aşılmışsa meblağ katlanır. Tabi ustayla konuşacağınız işçilik miktarını da üstüne eklemeniz lazım. Alırken dikkat etseniz iyi olur. Kaç kilometreye kadar alınır, motor ömrü ne kadar? Bu makine şu an 68.000'de ve tam sentetik bir yağ kullanıyorum. 4000 kilometrede bir değiştiriyorum ve hiç eksiltmiyor. Bu bloğun uzun yıllar boyunca sorun çıkartmayacağına inanıyorum. YouTube'da Jared Pentinen diye biri var. CBR 600F ile rektifiyesiz tam 480.000 km yapmış ve hala devam ediyor. Düzgün kullanılırsa bu arkadaş da aynı kilometreleri görebilir. Phaser mi, Hornet mi, GSR mi? Şimdi arkada şekil bir maşamız var. Phaser'da, şimdi Phaser'cılar alınmasın ama balkon demiri var. Önde ayarlanabilir süspansiyonumuz var. Phaser'da yok. GSR'de vites göstergesi var. Phaser'da yok. Phaser'ın tek artısı grenajları var. Ayrıca ABS'li olanların sayısı çok az ve frenleri kilitlenmeye meyilli. Kronik TPS arızası da veriyor. Bence Phaser bu üçü arasında zayıf halka. Hornet ters maşa. Ön süspansiyonlar son modellerde hem rebound hem de ön yükleme ayarlı ve bilinen bir kronik arızası yok. Piyasası diğer ikisine göre biraz yavaş ama ön takım teknik olarak GSR'den de Phaser'dan da daha iyi. Yani az daha yakışıklı olsa GSR yerine ben tercih edebilirdim. Ama GSR'nin kuyruğu muazzam görünüyor. Bu üçü arasından hangisini seçerseniz seçin pişman olacağınızı düşünmüyorum. Ama ABS'li olanı tercih edin. ABS canınızı kurtarabilir. Son olarak ben 3 yıldır motosiklet süren, top topu 3 tane motosiklet sürmüş, 10.000 kilometre tecrübesi olan acemi biriyim. Yorumların ne kadar doğru değerli tartışılır. Ama yorumu değerli biri var. Yok oldu sonra tekrar türedi. Şimdi 2016'da tekrar gelmiş Suzuki GSR 750. GSR 600'ün daha büyüğü, daha kalını olarak geldi ama
Onun kadar spor olmayabilir. Biraz daha oturaklı, biraz daha tunturaklı bir motor bu. Malum GSR 600 daha GSX-R kanı taşıyordu. O daha böyle yarış, böyle daha bir asabiydi. Bu biraz daha konfora yürümüş. Biraz daha munisleşmiş. Arka maşa olsun, yürü aksam olsun, ön amortisör olsun, ön fren bağlantısı olsun vesaire, fren kaliperler olsun. Daha sakin sürüş odaklı diyelim. GSR 600 gibi böyle yaldır yaldır gidilecek bir motor gibi değil. Gene gider, muhakkak gider. Acayip gider de. Yani belki GSR 600'ün performansı daha iyi olabilirdi. Sıkıntılı olur. Geçen hafta da bahsetmiştik. İkiye bölünmüşleri oluyor onun. Yani iki parçadan bir motor yapıyorlar. GSR 600 çok güzel bir motosikletti. Ben bayılıyordum ona. Hala bayılıyorum. GSX-R'dan alınma şasi. GSX-R motor bloğu, GSX-R 600 ama daha güzelleştirilmiş. Böyle orta devri yükseltilmiş falan. Çok güzel bir motordu o. Fakat onu alan kardeşlerimiz genelde kabiliyetin ötesinde motor aldığı için böyle onlar mermi gibi böyle biniyor, tek rota böyle gidiyor, orada saplanıyor bir yere. Yani sağlamını bulabilirsen GSR 600 müthiş bir motordur hakikaten.